arkadaşlar. Marrakeş'teyiz. Yeni durağımızda Marrakeş var. Fas'ın en büyük şehirlerinden biri ve turistik açıdan da en önemli yerindeyiz. Öncelikle otelden başlayayım. Bu sefer de konaklamamızı Les Idrisses Otel'de yaptık. Bunlar La Parador Otelleri'nin Marrakeş'teki şubesi. Devasa bir resort oteldeyiz. Daha önce biz Riyad'larda kalmıştık. Kış mevsimi olduğu için, halen biraz hava soğuk olduğu için Mira'dan dolayı biz bu sefer çok Riyad'ları tercih etmedik. Bir de araba kiralamıştık. Park sıkıntısı olması diye burayı tercih ettik. Yani gördüğünüz gibi bu sadece ön kısmı, arkada devasa bir aquapark da var. Böyle güzel bir yüzme havuzu var. İçeride restoranlar, spalar, her şey var bu otelde. Hani ailecek gelecekseniz tavsiye ederim. Onun dışında odalar gayet güzel, ferah. Kahvaltısı ve akşam yemeği servisi de yapıyorlar. Yani dilerseniz yarım pansiyonda alabilirsiniz seçenekleriniz arasında. Yemekleri de gayet dünya mutfağı. İyi yani. Fas'ta böyle artık yöresel yemekten sıkıldıysanız bu size iyi gelecektir. Biraz da Marrakeş'ten bahsedeyim. Bugün Marrakeş gezimize başlıyoruz. Artık son durağımız. Buradan sonra İspanya'ya geçeceğiz. Orada çok güzel bir Endülüs turu bizi bekliyor. Bu gezide ne yaptık? Ona kısaca bir söyleyeyim. Önce Rabat'a indik. Rabat'tan Şafşafan'a, oradan Fez'e, oradan Orzazat'e, Halit bin Haddadi'ye ve sonrasında buraya geldik. Belki yol üzerine bugün Casablanca'ya uğrayıp artık Rabat'ta döneceğiz. Çok güzel bir gezi oldu. 8 günde bu bütün 2600 kilometrelik rotayı bitirdik. Bugün de Marrakeş sokaklarını böyle adım adım gezeceğiz. Size mükemmel yerleri göstereceğim. Çok ilginç görüntüler olacak. Benimle kalmaya devam edin. Şimdi otelimize akşam yemeğine geldik. Bakın dünya mutfağı burada veriliyor. Fas mutfağıyla birlikte. Burada taptaze pizzalar yapılıyor. Sonra geliyoruz. Biraz geç geldiğimiz için tükenmiş ama tazeliyorlar sürekli. Bakın biraz kuru fasulye yapıyorlar. Zemliler, tajinler. Burada bir noodle yapılıyor. Burada bakın göstereyim. Hindi, ızgara hindi. Burada fırında makarna var. Mantarlı pilav var. Ratatouille var. Ondan sonra yine burada makarna çeşitleri. Sonrasında yine pasta reyonu ve salata var. Yani şu ana kadar gördüğümüz en renkli mutfak oldu. Sonunda biraz daha farklı şeyler yiyebileceğiz. Dünyanın en çılgın meydanı Cemal Berman'ıyız arkadaşlar. Şu anda bu gördüğünüz yer Marrakeş'le birlikte dünyada görülmesi gereken en ünlü meydan. Niye mi? Aklınıza gelebilecek tüm çılgın şeyler burada. Maalesef, onu da söyleyeyim, maymun ve yılan oynatıcılar. İşte salyangoz yemek isteyenler için salyangozcular, meyveciler, Edirne'de şu an hınacılar, hepsi bu meydanda. Burada oturup saatlerce vakit geçirebilirsiniz. Yemeğinizi yiyebilirsiniz, hediyelik eşyalarınızı alabilirsiniz. Gerçekten çok ilginç bir yer ve çok güzel de bir Kurtuba Camii'nin manzarası da var. Biz bu terası her geldiğimiz zaman buraya çıkıyoruz. Buradan saatlerce oturup bu manzaranın keyfini çıkarıyoruz. Cemal Ferna görmeniz gereken, zaten Marrakeş'e gelince uğrayacağınız, hiç çıkmak istemeyeceğiniz mekanlardan bir tanesi. Şimdi biz burada oturmaya devam edeceğiz, güneşi batıracağız. Sonra ertesi gün Marrakeş'teki en ünlü medrese ve müzelere devam edeceğiz. Cemal Ferna'da yapmanız gereken en önemli şeylerden biri arkadaşlar, kına. Bakın şu anda bize ilk başta 400 dedi, sonra 200 dedi, sonra 100 dedi falan filan derken 40'a bağladık. Maalesef böyle ilginç bir şekilde insanları yabancı görünce kandırma olayı var ama Türkleri seviyorlar Allah'tan. Bir şekilde onda birine kadar düşürebildik. Şu anda kınamızı da yapıyoruz. Marrakeş'te yapılması, daha doğrusu Fas'ta yapılması gereken en önemli şeylerden birisi el kınası olduğu için bunu da yapmadan dönmeyin. Marrakeş'te gezimize devam ediyoruz. Sırada souklar var, yani çarşılar. Cemal Ferna'dan çıktıktan sonra etrafınıza onlarca sokak çıkacak arkadaşlar. Bu sokaklarda her farklı konsepte göre çarşılar var. Mesela şu anda bulunduğumuz yerde biraz daha böyle yorgan, çeyizlik eşya, bu tarz şeyler var. Şu anda da işte yine sokaklara devam ettikçe farklı farklı konseptteki diğer souklara girebiliyorsunuz, devam edebiliyorsunuz. Dünyanın en büyük çarşılardan bir tanesi yine burası. Tamamen o Fas'ın geleneksel ve yöresel ürünlerin hepsini burada görebiliyorsunuz. Şu anda da işte ben biraz daha sakin bir kısma giderek, çok renkli değil burası ama oralar çok kalabalıktı. Sesim daha iyi gelsin diye böyle sakin bir kısma geldim.
anda Marrakeş'te bambaşka bir dünyaya geldik arkadaşlar. Ünlü Fransız modacı Jacques Majorelle'in bahçesindeyiz. Majorelle Garden diye geçiyor burası. Burası gerçekten sıra dışı bir dünya. Peki buranın hikayesi nedir? Şöyle anlatalım. Bu ünlü modacımız Majorelle çok ciddi bir rahatsızlık geçiriyor. Aslında Fransa'nın Nancy kasabasında doğuyor. Ciddi bir rahatsızlık geçirdikten sonra artık buraya taşınmaya, Marrakeş'e taşınmaya karar veriyor. Ve burayı bambaşka bir dünya haline getiriyor. Burada bir resim galerisi, sanat galerileri kuruyor. Çeşitli yerlerden topladığı eşyaları burada sergilemeye başlıyor. Ama 1962'deki ölümünden sonra burası biraz boş kalıyor. Sonraki dönemlerde ünlü Fransız yine modacı Saint Laurent burayı satın alıyor ve onun anısına buraya eklemeler de yaparak bambaşka bir dünya haline getiriyor. Şu anda bulunduğumuz yerde Çivit Mavisi adı verilen, bakın şu arkamda gördüğünüz mavi benim de en sevdiğim tonlardan bir tanesi. Onu burada görebiliyorsunuz. O meşhur evin önünde fotoğraf çekebiliyorsunuz ve zaten bahçenin her yerinde onlarca farklı kaktüs ve diğer ağaç türleri var. Onun dışında böyle küçük bir berberi müzesi var. Bu berberi müzesi şu anda kapalı 3 Mart'a kadar. Ama açılacak Mart ayından itibaren. Rif dağlarından Sahra Çölü'ne kadar ki berberi kültürüne ait olan bütün eserler burada sergileniyor. Bu müzede sergileniyor. Onun dışında bir villa var. Villayı ve bahçeyi geziyorsunuz. Çok ciddi bir sıra var. Online biletler satılıyor. Online almanız gerekiyor biletleri. 10.30'da mesela aldıysanız 10.30'da da sonra gelirseniz giremezsiniz. O yüzden zamanında burada olmanız çok önemli. Çok iyi bir düzen var. Çok kalabalık. O yüzden biraz fazla zaman geçiriyorsunuz dedikten sonra artık burada bol bol video ve fotoğraf çekmeye devam ediyorum. Merhabalar tekrardan. Öğle yemeği için Palais Sebban'a geldik. Normalde burada kalacaktık ama kış şartlarından dolayı biraz soğuk oluyor diğer yatlar Mira için. Biz otelde kalmayı tercih etmiştik ama burası sağ olsun bizi bir öğle yemeğine davet etti. Ya inanılmaz güzel bir yer. Şu an çok pişmanım zaten kalmadığıma. Tam bir Endülüs havası var. Havuzundan tavanına, duvarlarından odalarına, eşyalarına. Değil mi Miracığım? Çok güzel bir yer. Saray gibi bir yer. Şöyle başlangıç tabağı olarak şöyle göstereyim. Bu Moroccan salat diye. Şimdi her mekanın kendine bir Moroccan salatı var. Burada işte bizim meze tabağı gibi bir şey var. Farklı farklı mezelerin işte havuçlu, patlıcanlı ya da farklı şeylerin bir tabak oluşturmuşlar. Güzel bir dekore etmişler böyle güzel çiçeklerle falan. Burada da buranın humus var. Humus çok görememiştik bizim pasta şu ana kadar. En azından bir humus da denemiş olduk. Şöyle bir tadına bakayım. Yine bir çiçeği alsana burada. Hakikaten üzülerek söylüyorum. Bir Antakya havası var. Yani Antakya'yı biliyorsunuz nerede olduğunu. Aynı o Antakya dediğimiz o muhteşem humuslara benziyor. Ya da Tarsus'ta. Bir de çok şey var ama şu şakşuka'ya benzeyen şeyi deneyeceğim. İçinde farklı farklı sebzeler var. Güzel. Yani kişnişi bol. Baharat seviyorlar pastalarda bizim gibi. Ama farklı baharatlar kullanıyorlar. Pardon. Şimdi burası biraz gerçi elit bir yer. Fiyatlar biraz dışarıya göre biraz daha pahalı. Yani ortalama ana yemekler 18 ile 10 dolar arasında. Yan yemeklerde böyle 6-8 arasında değişiyor. Şu anda bulunduğum yer Ali Ben Yusuf Camii arkadaşlar. Bunu Ben Yusuf Medresesi ile karıştırmayalım. Burası bir cami. Buraya da yine Müslümanlar dışında giriş yasak. Hemen arkamda bir Saidiyan mimarisiyle yapılmış en güzel camilerden bir tanesi. İyi yaşa amcacığım. Arkamızda devasa yine bir Fas'taki en görkemli minarelerden bir tanesi var. Pardon, Marrakeş'teki en görkemli minarelerden bir tanesi var. Bu gördüğünüz kısımda hemen arkadaki Ben Yusuf Medresesi'nin bağlı olduğu cami. Şimdi hemen oraya geçmeden önce size burayı da göstermek istedim. Devasa geniş bir avlusu var ve içeride namazınızı kılıp şu şekilde abdest alabiliyorsunuz. Burada abdest alma olayı biraz farklı. Çünkü insanlar burada taslarla ayaklarına da ellerine su dökerek havuzdan su alıyorlar. Bu şekilde namaz kılıyorlar. Ve şimdi buradan sonra medreseye doğru devam ediyoruz. Şimdi geldiğimiz nokta arkadaşlar meşhur Ben Yusuf Medresesi. Burası 900 öğrenciye ev sahipliği yapan, yani aynı anda 900 öğrenciyle eğitim gördüğü, Kur'an'ı ve ilmi ve bilimi öğreten Fas'taki en önemli medreselerden bir tanesi.
Kufi yazıtları, sarkıtlar, taş işlemeciliği, ahşap işlemeciliği her şey var. İki katlı bir yer burası. Bakın yukarıda çıkıp yukarıdan izleyebiliyorsunuz. Saidiyan mimarisinin en güzel örneklerinden bir tanesi. 1565 yılında yapılmış burası. Yani böyle ilgini anlatabilecek çok şey var. Hem seramik, hem taş, hem de ahşap işlemeciliği aynı anda görmeniz mümkün. O yüzden buraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. 50 dirhem girişi var. Söyleyeyim 5 dolara geliyor yaklaşık. Ama buraya sonuna kadar değer diyorum. Ve gördüğünüz gibi oldukça kalabalık zaten. Biz de şimdi buradan sonra artık Bahai Palas'a doğru gideceğiz. Yolda da gördükçe anlatmaya devam edeceğiz. Burası da Marrakeş Müzesi arkadaşlar. Hemen Ben Yusuf Medresesi'nin yanında bulunuyor. Çıktığınız zaman zaten burayı görüyorsunuz. Marrakeş tarihiyle ilgili birçok eserin sergilendiği yer burası. Şu anda buraya yine 50 dirhemle giriş yapıyorsunuz. En son geldi 30'du. Hatta bakayım. Ha yok halen 30 da bir şeyde 50 yazıyor. Muhtemelen bir bölüm daha açılmıştır. Orası da vardır. Güzel bir avlusu var. İçeride de yaklaşık böyle yarım saatte gezebileceğiniz eserler var. Bir önceki girişimde ben girmiştim, gezmiştim. O yüzden şimdi vakit kısıtlığından dolayı girmeyeceğim. Ama dediğim gibi Ben Yusuf'tan çıktıktan sonra buraya gelin. Bu müzeyi de görmeyi ihmal etmeyin. Hemen yine Ben Yusuf'un karşısında Almoravid Kubbe adı verilen Almoravid Kubbesi bulunuyor. Buranın aslında bu az önce size anlattığım Ali Ben Yusuf Camii'nin bir nevi aslında çeşmesi ya da abdest alınacak yeri olarak anlatılıyor tarih kaynaklarda. Ama şu bir gerçek, burası 12. yüzyıldan beri ayakta kaldığı için Marrakeş'teki en eski anıtlardan bir tanesi. İçeride çok bir şey yok. Sadece şu gördüğünüz bir kubbeyi görüyorsunuz. İçeriden böyle yukarının bu taş işlemeciliğini görüyorsunuz. 30 mat karşı içeri gezebiliyorsunuz ama yani ben bir gerek görmedim bu parayı. 3 dolara niye vereyim? Dışarıdan zaten ne olduğunu görüyorum. Sadece bir tavanı görmeyeceksiniz. Buradan da böyle gördükten sonra artık Bahai Palas'a doğru devam edebilirsiniz diyorum. Yoluma devam ediyorum. Sırada Marrakeş'in en ünlü mekanı var arkadaşlar. Burası Bahai Palas, Bahia Palas, Bahia Sarayı. Onlarca farklı küçük büyük bahçenin avlunun birleştiği bizim Topkapı Sarayı tarzında bir saray arkadaşlar. Endülüs mimarisini, o Moorish mimariyi, onun dışında işte Berberi mimarisini ufak ufak böyle içinde barındıran bir saraydayız. Burası 19. yüzyılda 1. Hassan Muayyen'in sadrazamı Bo Ahmet için inşa edilmiş bir saray. O burada yaşıyormuş. Yani burada Badi Palas'ta var. Onu da söyleyeyim bu arada yeri gelmişken. Ben Badi Palas'a daha önce gittim. Yani çok görmeye değer bir yer değil. Bomboş böyle bir kale aslında. Bir tane kocaman bir havuz var ama etrafında böyle güzel bir işleme yok. Burası tavus kuşu esinlenerek yapılmış bir saray bu arada. Hep onun renkleri var dikkat ederseniz sağımda solumda. O yüzden buraya 70 dirhem ayırmanız gerekiyor. Yani 7 dolarlık bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bu sarayı gezmek için yaklaşık 1-2 saatte de bu sarayı tamamen gezebiliyorsunuz. Fotoğraf çekim için, video çekim için en güzel mekanlardan bir tanesindeyiz. Akşam saatleri biraz kalabalık oluyor. Tavsiyem sabah 9-10 gibi gelirseniz daha güzel görüntüler çekebilirsiniz diyorum. Ve buradan sonra Marrakeş sokaklarına doğru devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bab dediğimiz olay kapı demek Arapçada. Bu coğrafyada aynı anlama geliyor. Birçok yerde böyle kapılar görüyorsunuz. Zaten kimisi işlemeli, kimisi böyle ahşaptan yapılmış, kimisi farklı materyallerden yapılmış ama devasa böyle Alaaddin'in şehrinin kapıları gibi böyle o mimari var. İşte Moorish ya da bu Andalusya coğrafyasında, Endülüs coğrafyasında bu kapıları sık sık görebiliyorsunuz. Bunlar Medina dediğimiz
Bu devasa tarihi bölgenin, eski kalenin giriş kapıları. Marrakeş'te de bunlardan onlarca var. Çok Bab Agnao mesela en meşhur. Dediğim gibi bu kapılara Bab gördüğünüz zaman orada bir kapı olduğunu bilin. Bunda hatta bir altından geçerken de bazen dilek de dileyebilirsiniz inanışlara göre. Çok güzel bir kapı burası da, o yüzden burada çekmek istedim. Başka kapıda görürsem size göstermeye devam edeceğim. Moğol Ali Yazıt Camii'ye geldik arkadaşlar. Bu arkamda gördüğünüz muhteşem minareli cami, Marrakeş'teki en önemli 3 tane minareden bir tanesi. Saudiyan hükümdarı Al-Mansur'un halefleri ve ailesinin 66 tane üyesinin mezarı da Saidiyan Tombs adı verilen bölümde, yani mezarların olduğu kısımda içeride bulunuyor arkadaşlar. Biz daha önce içeriye gelmiştik, şu an üstüm uygun değil, camiye şort da almıyorlar. O yüzden hani dışarıdan size anlatıyorum. Görmeniz gereken güzel yerden bir tanesi, işlemeler çok iyi. 1524-1668 yıllar arasında hüküm süren bir Saidiyan hükümdarlığı var. O hükümdarlık zamanındaki işte bu hanedanın 66 üyesi bu caminin içerisindeki türbe bölümünde yatıyorlar arkadaşlar. Geldiğiniz zaman caminin bir kısmında bir sürü böyle mermerden mezar göreceksiniz. Burayı da anlattıktan sonra artık kapanış için yine başladığımız noktalardan biri olan Jemaa Ferna'ya, yani en güzel meydana gideceğiz. Orada eğlendikten sonra, yemeklerimizi yedikten sonra artık Marrakeş gezimizin sonuna geleceğiz. Şu anda yürüdüğümüz yol Prens Moğolay Caddesi arkadaşlar. Burası tamamen trafiğe kapalı. Bunlar nasıl girmiş bilmiyorum ama normalde motosiklet ve bisikletler için de kapalı burası. Sağlı sollu mekanlar var, döviz büroları var, yemek yiyeceğiniz yerler var, hediyelik eşyacılar var. Bu yolun devamı Jemaa Ferna'ya çıkıyor. Şimdi biz de o şekilde yapıyoruz ve eğlencenin doğruna ulaşmak için oraya doğru gidiyoruz. Ve bir gezimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kapanışta meşhur Koytiba Camii'nin önünden yapmak istedim. 70 metre minaresiyle yaklaşık Marrakeş'ten böyle bir 15-20 kilometre bir uzaklaştığınız zaman böyle görebiliyorsunuz. Devasa bir yer. Burası 1162 yılında yapılmış. Almohad mimarisinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Rivayete göre bu cami yapıldığı zaman minaresi, yani minaresine yüksek ve müezzinler ezan okuyordukları için oraya çıkan müezzinler kör olması gerekiyormuş. Çünkü sultan hareminin görülmesini istemiyormuş. O yüzden buradaki minareye çıkan bütün müezzinler körmüş. Tabii rivayet ne kadar doğru, ne kadar gerçek bilmiyoruz. Bu devasa camiye maalesef yine gayrimüslimler giremiyor. Fas'taki en saçmalık şey budur. Yani tamamen kurallara uysalar bile gayrimüslimlerin camilere girmesine izin vermiyorlar. Neyse, bu detaydan sonra da artık Marrakeş gezimizin sonuna geldik. Hatta Fas gezimizin de sonuna geldik. Yarından itibaren de artık biz Endülüs bölgesine, İspanya'nın güneyine gideceğiz. Ama önce Toledo ile başlayacağız. Yeni videoda görüşmek üzere. Benimle kalmaya devam edin.